Tayyip Erdoğan'a kim karşı çıkarsa bir şekilde bir kul bulur hapse atıyor. FETÖ diye bir şey var şimdi. Ya FETÖ'cü arıyorsan aynaya bakacaksın kardeşim. Aynaya bakacaksın. Bizim çocuklarımız Fethullah Gülen'in okullarında okumadı. Kendi damadı Fethullah Gülen okulundan mezun. Kızı Fethullah Gülen'in okulundan mezun. Fethullahçı arıyorsan, FETÖ terör örgütü mensubu arıyorsan Tayyip Erdoğan sağına soluna bakacaksın, çevrene bakacaksın. Yıllarca Fethullah Gülen'le ilgili mücadele etmiş, ilk kitapları yazmış Eren Erdem, Fethullahçı'dan hapiste. Komedi. Aziz Nesin yaşasa böyle kitaplar yazamazdı, samimi söylüyorum. Geçtiğimiz günlerde bunu da anlattım. Mecliste bir konuşma yapıyorum. İşte bu İstanbul seçimleri niye iptal edildi falan konuşuyorum. Önde birisi bana laf atıp duruyor, bir milletvekili. Baktım bu AKP'nin seçim kurulu temsilcisi var, Isparta milletvekili Recep Özel. Televizyonlara çıkıyor ya bu ara. İşte seçim kurulunda iptal ettiren Recep Özel. Bana sürekli laf atıyor. Kel diyor. Sanki kellik olmak günahmış gibi de. Yani ne bu yaştan sonra saç mı ektireceğiz? Yani kel diyor. Kel, konuşma kel diyor. Bir iki ya bir dur dedim bak hani ayıp oluyor falan dedim. Baktım devam ediyor, dayanamadım. Bu Recep Özel FETÖ Fethullah Gülen'ken Amerika'ya gitmiş. Amerika'da Fethullah Gülen buna bir tane takki hediye etmiş. Bu da bu takkeyi almış, başına takmış, başına koymuş. Isparta'ya dönmüş seçim bölgesine. Isparta'da gazeteciler çağırmış, demiş ki Fethullah Gülen bana takke hediye etti. Bu takkeyi başıma takıp namaz kılınca daha bir huzurlu oluyorum demiş. Ne farkı varsa o takkenin. Fotoğraf çektirmiş ve o dönem çıkmış sıcak mesajlar vermiş Fethullah Gülen'e. Fethullah Gülen FETÖ olunca takke gitti tabii. Ben de sordum ona. Bana laf atıp duruyor ya dedim takke ne oldu? Evde mi? Evde mi? Meclisteki odanda mı? Sattın mı? Yaktın mı? Ne yaptın bu takkeyi ne yaptın dedim. Hemen zıpladı tabii. İnanın AK Parti milletvekillerinin büyük bir kısmı Fethullah Gülen'le ilişkili olmuştur. Biz okullarına gitmedik, onlar gitti. Biz RTÜK üyesiydik, görevdeydik, yurt dışına giderdik. AK Parti'de RTÜK üyeleri ilk işi Fethullah Gülen okullarını ziyaret etmek olurlardı. Hepsi bu işin içerisindeydi. Hepsi birlikte yaptılar. Şimdi çıktılar işte bir FETÖ diye. Bunlara gerçekten varsa o terör örgütüyle ilişkisi olanlar, o gece o uçağı kaldırıp uçaktan vatandaşa bomba atanlar, kimse Allah belasını versin. Ama hiç alakası olmayan o kadar çok insanı yaktılar ki. Hiç ilgisi olmayan insanları yaktılar ya. Eren Erdem en güzel örneği. Adam yıllarca Fethullah Gülen'in kitabını yazmış. Fethullah Çık'tan hapiste. Ahmet Şık yıllarca FETÖ'yle ilgili kitaplar yazdı. FETÖ'yle ilgili kitaplar yazdığı için hapse girmişti. Sonra FETÖ oldu. Bu sefer FETÖ'cüden hapse girdi. Böyle bir talihsizlik var maalesef. Ama bunları aşacağız. Umudumuzu yitirmeyeceğiz. Bunları aşmanın da tek yolu bir arada olmak, beraber olmak, bugün burada yaptığımız gibi olmaktır.